Merhaba arkadaşlar. KPSS Matematik 2013 çıkmış soru çözümleri. İlk soru şu şekilde işleminin sonucu kaçtır demiş. Şurada iç tarafı 2'yi 12 bölü 6 şeklinde yazalım. 12 bölü 6 eksi 5 bölü 6 eşittir 7 bölü 6. Şurasını yerine artık 7 bölü 6 yazabiliriz. Bu işlem nedir? 3 bölü 1 çarpı 7 bölü 6. 3 kere 7 21. 1 çarpı 6 6. Buraya geldiğimizde 2'nin yerine bu sefer paydada 8 olduğu için 16 bölü 8 yazacağız. 16 bölü 8 eksi 7 bölü 8 eşittir 9 bölü 8. Artık bunu silip yerine 9 bölü 8 yazabiliriz. 4 çarpı 9 bölü 8 bize sadeleştiği için 9 bölü 2 sonucunu veriyor. Şimdi üst tarafta 21 bölü 6, alt tarafta 9 bölü 2 var. 21 bölü 6 bölü 9 bölü 2. Bölme işleminde alttaki ters çevrilerek yukarı çıkıyordu. 2 bölü 9 ile çarpacağız. Şurası 3 oldu. 21 ile 3'ü sadeleştirdik. 7 oldu. Ve 7 bölü 9 olarak sonuca ulaştık. Bu soruda rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi kullandık. Rasyonel sayılarla ilgili tüm çıkmış soru çözümleri bir videosu YouTube Buğra Ayan kanalında bulunan bu konuda size yardımcı olacaktır. Bu soruya bakalım işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu sorulardaki önemli noktamız şu. En küçük olanın parantezini alacağız. Şimdi 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8. En küçük olan hangisidir? 2 üzeri 5. Onun parantezini alacağız. 2 üzeri 5 parantezinde 1 artı 2 üzeri 6, 2 üzeri 5 cinsinden şöyle yazabilir miyiz? Çünkü üsler toplanıyordu. 2 yani 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3. Şimdi burada en küçük olan 2 üzeri 8. Çünkü negatifte en küçük olan kuvveti en küçük olandır. 2 üzeri eksi 8 parantezinde şuraya parantezi açalım. 2 üzeri eksi 8 kendisi 1 artı 2 üzeri eksi 7'yi 2 üzeri eksi 8 cinsinden nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 2 üzeri eksi 8 çarpı 2 üzeri 1 toplanınca yine 2 üzeri eksi 7'yi verdi. Öyleyse 2 üzeri eksi 7'yi parantezi artı 2 şeklinde yazıyorum. Deneyelim. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 8. Üstleri topladık. 2 üzeri eksi 7 sağlıyor. Aynı şekilde 2 üzeri eksi 6 ile 2 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Çünkü çarpınca yine 2 üzeri eksi 6 oldu. Ve son olarak 2 üzeri eksi 5'i 2 üzeri 3 olarak yazıyorum. Çünkü 2 üzeri eksi 8 ile 2 üzeri 3 çarpınca yani parantezi dağıtınca verdiğimiz sonuç sağlıyor. Şu iç taraflar aynı olduğu için sadeleştiriyorum. Sadece 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri eksi 8 kaldı. Bu durumda yani bölüm durumunda üstleri çıkarıyorduk. Tıpkı çarpma işleminde üstleri topladığımız gibi. Çünkü altlar aynı. 2 üzeri 5'ten 2 üzeri eksi 8'i bölerken 5 eksi 8 yaptığımız için 2 üzeri 13 sonucuna ulaşıyoruz. Soruya bakalım. Yine aynı mantık aslında. En büyüğün parantezini alacağız. Ama onu yapmaya da gerek yok. Çünkü bu sayılar basit. 1111 üst taraf. Alt taraf ise 1,1, 1,11, 1,111 olacak. İsterseniz alt alta yazıp şu şekilde de toplayabiliriz. Tek bilmemiz gereken 1'in aynı zamanda 1,0'a aynı zamanda 1,00'a eşit olduğu. Yani bu taraflara 0 atıyoruz. Şimdi 1111 bölü 1,111 ne olmuş? Aslında şurada görünmeyen bir virgül var. Virgül 0 şeklinde. Bu virgül 3 tane bu tarafa gelmiş. Dolayısıyla üstteki alttakinin 10 üzeri 3 yani 1000 katı. Neden? Çünkü 1,111'i 10 ile çarparsam virgül bir tane bu tarafa gelir. 100 ile çarparsam 2 tane bu tarafa gelir. 1000 ile çarparsam 3 tane bu tarafa gelir ve bize 1111'i verir. Dolayısıyla cevabımız 10 üzeri 3. Bu soruya bakalım.
4 faktöriyelin karesi artı 3 faktöriyelin karesi 4 faktöriyelin karesi çarpı pardon eksi 3 faktöriyelin karesi. 4 faktöriyel 24'tü. Bu soruyu ben yani sınavda olsam çok fazla şey yapmadan 24 çarpı 24 artı 3 faktöriyel 6 idi. 6 çarpı 6. Bu da nereden geliyordu? 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğu için bu 6, bu da 24'tü. Bölü 24 çarpı 24 artı pardon eksi 6 çarpı 6. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İstersek uzun yoldan 24 ile 24'ü çarparak yapabiliriz. Hani sınavda daha basit olması için bir parantez alacağız. Şu şekilde yapabiliriz. Şu 24'ü 6 çarpı 4 şeklinde yazarız. Sonra bu 4'ü buna aktarırız. 6 çarpı 4 24'ün 96 olur. Artı 6 çarpı 6 olur. Alt tarafta aynı şekilde 6 çarpı 96 eksi 6 çarpı 6 olur. Şimdi hepsini alt parantezine alabiliriz. 96 artı 6 bölü 6 parantezinde 90 eksi 6, 6. Üst taraf 102, alt taraf 90. Bunu sadeleştireceğiz. 6 ile sadeleştirdiğimizde üst taraf 17 kalır, alt taraf 15 kalır. Cevabımız Bursa. Bu soruda mutlak değer sorusu eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şöyle bir eşitliğimiz var. 3'ten bir şeyi çıkartmışız, sonra mutlağını almışız ve 3 olmuş. Şimdi şöyle bir bakınca şurası 0 olabilir, değil mi? Yani x eksi 2 0'a eşit olabilir. X 2 olduğu takdirde şurası 0 olur. 3'ten 0 çıkınca 3, bunu görüyoruz. Bu ilk başta görünen basit bir şey ama sadece bu olasılık yok tabii. Şurası 0 olabilir. Ama aynı zamanda burası eksi 6 da olabilir. Şey 6 da olabilir. Çünkü 3'ten 6'yı çıkarttığımızda eksi 3 kalır. Dışarıya mutlak değer dışına 3 olarak çıkabilir. Peki başka bir olasılık var mı? Mesela bir de burası aslında eksi 6 olup mutlak değer, yani şu mutlak değer dışına 6 olarak çıkabilir. O zaman yine 3 eksi 6 eksi 6 olur, eksi 3 olur ve ikinci mutlak değerin dışına 3 olarak çıkar. Peki nasıl çözeceğiz bu soruları? Bununla ilgili kanalda 3 altın kuralla 25 dakikada mutlak değer konu anlatımı diye bir video var. Tavsiye ederim. Orada şey diyorduk, yani burada iki ihtimal vardır. Hep pozitife bir de negatife bakacağız. Şimdi buranın içerisi pozitif olsa ne olur? 3'ten direkt bir şey çıkınca 3 oluyorsa 0 burası ve pozitif oluyorsa eksi 2'dir deriz. X 2, x her ne zaman 2 olur? Biz bu mutlak değeri de bu mutlak değeri de hiç kullanmadığımız durumda. Yani mutlak değerler olmasaydı şöyle bir şey verilseydi bize. Biz burada buna 2 derdik, değil mi? Mutlak değerlerin ikisi de pozitifmiş gibi düşünüyoruz. Daha sonra bu mutlak değeri negatif aslında içerisi negatifmiş, dışarıya pozitif çıkmış gibi düşünüyoruz. Yani içerisi neymiş? Örneğin eksi 4'müş. Eksi 4, eksi 2 daha eksi 6 etmiş. O da dışarıya mutlak değerinin sayesinde artı 6 çıkmış. Dolayısıyla ikinci olasılık için şöyle diyoruz. 3'ten neyi çıkarırsam 3 kalır ve değil neyi çıkarırsam eksi 3 kalır diye düşünüyoruz. 3'ten neyi çıkarırsam eksi 3 kalır. Yani şu dışarıdaki mutlak değer sayesinde bu 3 olmuş. Aslında 3'ten bir şey çıkartmışım eksi 3 kalmış. Yani 3'ten x eksi 2'yi çıkartmışım eksi 3 kalmış. Ama şu ikinci mutlak değer sayesinde 3'e dönmüş. Şimdi buraya baktığımızda buranın ya 6 olabileceğini görüyoruz ya da eksi 6. 6 olabilmesi için 8, eksi 6 olabilmesi için eksi 4 değerlerini alır. Dolayısıyla 8 eksi 4 daha 4, 2 daha 6 diye sonuca ulaşırız. Yani mutlak değer sorularının bu ilk görüşte karışık gelebilir ama mutlak değer sorularında hep aynı mantık var. Şimdi şuna bakalım. İki tane işlem var. Önce içteki işleme bakıyoruz. Üçgen sonra kare. Gıcıklık yapmış. Demiş ki ben
Bu tarafı vermiyorum, sonucu veriyorum, oradan bul. Şimdi deneyelim. A ile 2 üçgen işlemine sokmuş. Ne demek burada? X gördüğün yere A, Y gördüğün yere 2 yaz demek. Bununla ilgili de işlem çıkmış sorular videoları var kanalda. Şimdi A bölü 2 artı 2. Ne oldu? Genişlettik mi? A artı 4 bölü 2 oldu. Çünkü şuraya 2 ile genişletti. 4 bölü 2. Artık ben bunu siliyorum. A kare A artı 4 bölü 2 eşittir 8 diyorum. Kare ne demek? Birinci gördüğüm yere bunu yazacağım. İkinci gördüğüm yere yani y yerine bunu yazacağım. Yani A çarpı A artı 4 bölü 2 artı A. Şimdi bunu yapalım. A'yı dağıttığımda A kare artı 4A bölü 2 artı A eşittir 8. Şimdi burada gıcıklaşmış olabilir. Çünkü ikinci dereceden bilinmeyene gitti. Ben olsam burada bir şıklara bakarım. Yani 1'i koyduğumda 1, 1'in karesi 1, 4 daha 5, 5 bölü 2, 1 daha 8 etmez. 2'yi koyduğumda 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8, 12 etti. 12 bölü 2, 6, 2 daha 8 sağladı demek ki 2'ymiş cevap derim. Yani rahat olması için. Çünkü bu kadar zorladılarsa şıklardan bir rahat bırakabilirler. Kesirli bırakmazlar sonuçta. Soruların çözüme süreleri belli. Ama onu yapmazsak ne yapacağız? Tabii payda eşitleyeceğiz. Burayı 2'ye eşitleyeceğiz. 2a bölü 2 diyeceğiz. A kare artı 2a artı 4a bölü 2 eşittir 18. 8 diyeceğiz. Şu yukarıya çıkacak. A kare artı 2, pardon karışıyor işte. A kare artı 6a eşittir 16 diyeceğiz. Artık bu noktadan sonra da iki yol var tabii. 16'yı bu tarafa atıp kökleri bulma ama ona gerek yok. Yani şuradan bakınca neyin karesiyle 6 katını toplarsak 16 eder. 2'yi görmemiz lazım. Yoksa a kare artı 6a eksi 16 0. Bu denklemin kökleri nelerdir diye oradan bulmamız lazım. Oradan da geliyor ama o biraz uzun hali. İki gerçel sayının çarpımı. Bunu sona bırakıyorum bu kalıp. İki gerçel sayının çarpımı. Yani A ile B. A çarpı B eşittir. Bu sayılardan birine 2 eklenip A artı 2 diğerinden 2 çıkarılmasıyla A eksi 2 elde edilen sayıların çarpımından bu ikisinin çarpımından 6 fazladır. Öyleyse buna 6 eklersem buna eşit olacak. A ile B'nin çarpımı bundan 2 eklenip bundan 2 çıkarılmasıyla elde edilen çarpımla 6 fazladır. Buraya 6 eklersen bu taraf fazla oluyor. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Buna göre bu sayı doğrusunda bu iki sayı arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi bu soruya bakınca şöyle düşünebilirsiniz. Ben A'yı bulacağım, B'yi bulacağım, sonra bir de uzaklığı bulacağım. Ama bu sorularda şöyle bir şey olur genelde. Tam istenilen şeyi bulabilirsiniz. Yani geri kalan hiçbir şey bulmayıp tam istenilen şey. Yani iki sayı arasındaki uzaklık nedir? Farkıdır ikisi. Bakalım. Önce şu a eksi 2 değil, b eksi 2 tabi. A artı 2 ile b eksi 2'yi çarparsam ab artı ab eksi 2a artı 2b eksi 4 artı 6 ab eksi 2a artı 2b artı 2 eşittir ab. Bunu bu tarafa attık. Gitti. 0 kaldı. Eksi 2a artı 2b artı 2 eşittir 0. Buradan da aslında karşı tarafa atınca 2b eksi 2a eşittir 2, b eksi a eşittir 1'i görüyoruz. Demek ki aralarındaki fark 1'miş. Yani ne yapıyoruz? Korkmadan denklemi yazıyoruz. B ile a'yı bulamadık. Önemli değil. Bizden istenen şeyi biz bulduk. Ve gelelim son 36. soruya. Bu kazık soru dedim çünkü bunda çok fazla ezber bilgi kullanıyoruz. Neredeyse her şeyi kullandırmış bu açılımlardaki. Şimdi şöyle bir şey var. İkisinde ortak ne var diye hemen bir gözümüzde bakıyoruz. A var, değil mi? Yani gözümüzden göz ucuyla bakıyoruz. A var. A parantezinde a küp eksi b küp. Bunu yazdım.
Bölüm a kare artı ab artı b kare artı şey çarpım a artı b'nin karesi. Yani a artı b'nin karesi demek nedir? A artı b çarpı a artı b'dir. Bölü a üzeri 4 eksi b üzeri 4. Yani aslında bu da bir iki kare açılımı olduğu için a eksi şöyle a karenin karesi eksi b karenin karesi değil mi? İki kare farkı. Yani a kare eksi b kare neydi? A artı b çarpı a eksi b'ydi. Bunu unutmuyorduk. En temel formüldü. Dolayısıyla burada da birinci yani a yerine a kare geliyor. B yerine b kare. Yani a kare eksi b kare çarpı a kare artı b kare aslında bu. Buna dikkat edelim. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bir de burada a küp eksi b küp açılımı var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Tabi zor bunlar ama bunları bilmeden de soru çıkmıyor. O da a eksi b. Şuraya tekrar yazıyorum. A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare. Şurayı şuraya tekrar yazıyorum rahat anlasın diye. Bölü a kare artı b şey ab artı b kare. Şimdi ne oldu? Tabii bununla bu sadeleşti. A küp eksi b küpün açılımını biliyorsanız bunu görürsünüz. Yoksa hayatta göremezsiniz. Yani. Ben mesela unutuyorum a küp eksi b küpün açılımını. Ve ne kalıyor geriye? Bir daha bakalım. Şunlar sadeleştiği için a çarpı a eksi b kalıyor. Sadece üst tarafta. Artık şunu silelim. Şunu da silelim. A çarpı a eksi b kaldı. Şimdi gelelim buraya. A kare eksi b kare. Bunu nasıl açıyorduk? A artı b çarpı a eksi b diye açıyorduk. Şuradan a eksi b gitti. Şuradan a artı b gitti. Ne kaldı? A artı b bölü a kare eksi b kare. Bir tane de şurada a var. Pardon. Şurası artı a artı b çarpı a bölü a kare artı b kare. Yani burası. Neyi kullandık? İki kare farkının açılımını 2 üzeri 4 yani karenin karesinin açılımını, a küp eksi b küp açılımını, şurada ortak olanı sadeleştirmeyi kullandık. Dolayısıyla zor bir soru. Bütün açılımları bilmeden çözülmüyor. Ama çözümü bu şekilde. 39. soruda diyor ki pozitif tam sayılarla yapılan bir bölme işleminde a'yı b'ye bölmüş, c olmuş, kalan da k. Bölen bölümün iki katından bir fazladır. Yani bölen bu c ise diyor bu da 2c artı 1. Bu bölme işleminde kalan 11. Bunu da bulduk. Kalan 11. Olduğuna göre bölünen en az kaçtır? Şimdi burası 11 ise bura 11'den büyük olacak. Bunu biliyoruz. Yoksa kalan olmaz. Yani siz 40'ı 7'ye bölerken kalanınız 9 olmaz. 11'den büyükse C her zaman 5'ten büyüktür. Yani 5 olduğunda 11'e eşit oluyor. 5'ten büyük. Bu en az olması için tabii bunun da en az olması lazım. 5'ten büyük 6 olur. 6 yazalım yerine. C yerine 6 yazınca 2C artı 1 13 olur. C de 6 olur. 6 kere 13 78 11 daha 89. Bu çok zor değil. Buna bakalım. X, Y, Z gerçel sayılar için bu veriliyor. Hangileri doğrudur? X 0'dan büyükse bu artı olur. Y 0'dan küçükse küpü de 0'dan küçük olur. Eksi olur.
Ve z sıfırdan büyükse, sıfırdan büyükse bu da artı olur. Artı çarpı eksi, eksi olur. Onu artı ile çarpmak yine eksi olur. Dolayısıyla bu sağlamaz. Negatif olur. Birler gitti. X sıfırdan küçükse, yani eksi ise, z sıfırdan küçükse, dikkat edelim yerlerini değiştirmiş. Z sıfırdan küçükse bu da eksi. Ve o, y sıfırdan büyükse artı. Eksi çarpı eksi artı artı ile çarptık. Artı bu sağladı. Ve y sıfırdan büyükse yine yerlerinde bir değişiklik yapmış. Y sıfırdan büyükse bu da artı. Küpü. X sıfırdan küçükse eksi. Z sıfırdan küçükse bu da eksi. Eksi eksinin artı artı ile çarptık. Artı bu da sağlıyor. Dolayısıyla 2, 3 oluyor. Bu soru karışık bir kare köklü sayı sorusu gibi. Aslında soruda tek bir şey kullanılıyor. Eşlenik alma. Eşlenik neydi? Mesela bu 2 artı köküçün 2 eksi köküçtü. Köküç artı kökünkinin köküç eksi kök 2 idi. Kök 2 artı 1'in kök 2 eksi 1'di örneğin. Yani negatifli. Bir tarafı negatifi. Şimdi bunları niye eşlenik alıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Bizde a kare eksi b kare açılımı a artı b çarpı a eksi b olarak kullanılıyordu. Bu sorularda bu faydalı bir modele dönüştürülmüş. Şurada bize a artı b'yi veriyor. Biz de altına a eksi b'yi yazıyoruz. İkisini çarpınca a kare eksi b kare ediyor ya. Kare köklü sayıların da karesini alınca kökten kurtuluyor. Yani kök 3'ün karesi ne oluyor? 3 oluyor. Kök 2'nin karesi 2 oluyor. Şu kareden kurtulma olayını getirip burada soru üretmede kullanmışlar. Yani bir şeyin karesini alınca kareden kurtuluyor. A kare eksi b kareyi burada kullandıralım. A artı b'yi verelim. A eksi b'yi o yazsın. Eşlenik de o. Ne oluyor? Mesela 2 artı kök 3'ü 2 eksi kök 3 ile çarpınca ne oluyor? Şu modele dönüyor. A artı b çarpı a eksi b. Dolayısıyla birincinin karesi 2'nin karesi 4. Eksi ikincinin karesi kök 3'ün karesini hangisini alacağız? Eksi kök 3 mü artı kök 3 mü? Fark etmez. Çünkü zaten karede artı gelecek. Eksi kök 3'ün karesi de 3 olur. Artı kök 3'ün karesi de 3 olur. Kök 3'ün karesi 3. Dolayısıyla a kare eksi b kare oluyor. Çünkü a artı b çarpı a eksi b a kare eksi b kareye eşit. Burası 1 oluyor. Üst taraf ne oluyor? Eşleniğe yazdığımız 2 eksi kök 3 bölü 1. Artı aynı şekilde kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2 olduğu için şu pay da 1 oluyor. Hepsinde aynı şey. Sorunun sırrı o. Sorunun sırrı şu. 2'nin karesi 4, 3 kök 3'ün karesi 3, 1 fazla. Kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2, 1 fazla. Kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1, yine 1 fazla. Dolayısıyla paydalar hep 1 oluyor ve oradan soru çözülüyor. Şimdi şuraya geçelim. Kök 3 artı 2 çarpı kök 3 eksi 2. Kök 2, pardon. A artı b, a eksi b. A kare eksi b kare yapacağız. Kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2, 1. Üst tarafa yine kök 3 eksi kök 2'yi yazacağız. Ve burada da uzatmıyorum. Kök 2 eksi 1 gelecek. Yine payda 1 olacak. Şimdi bakalım. Eksi kök 3 artı kök 3 var. Eksi kök 2 artı kök 2 var. Ama tabii şurada x'i unutuyorum. Unutmamak lazım. Şurada x var. Dolayısıyla bu eksi kök 2 ile şey gitmiyor. Şurası gidiyor. 2 eksi kök 2 kalıyor şurada. İlk işlemde. 2 eksi kök 2 bölü 1 kalıyor şuradan. Yani 2 eksi kök 2 kalıyor. Artı kök 2 eksi 1 çarpı x bölü 1 kalıyor. Ve bu 2'ye eşitmiş. Şimdi buradan çözeceğiz denklemi. Artık birleri yazmaya gerek yok paydaya.
Şu 2 eksi kök 2'yi karşı tarafa attığımızda burada kök 2 eksi 1 çarpı x kalıyor. Bu da zor bir soru. Karşıya attığımızda 2 eksi 2 artı kök 2 oluyor. Çünkü bu karşı eksi geçiyor. Başına eksi koyunca eksi 2 artı kök 2 oluyor. Ve şunlar gidiyor. X eşittir. Kök 2 bölü kök 2 eksi 1 oluyor. Daha sonra yine bunu da eşlenekle çarpacağız. X eşittir kök 2 çarpı sınavın yine en zor sorularından biri matematikte. Böyle kök 2 artı 1, kök 2 eksi 1, kök 2 artı 1 ile çarpınca yine aynı şey. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi 1 oluyor. Dolayısıyla kök 2 çarpı kök 2 artı 1, kök 2 kere kök 2, kök 2 çarpı kök 2, kök 4 yani 2 artı kök 2 oluyor. Şimdi kısaca ne yaptım? Hepsinde bir eşlenek aldım. Hepsini de paydadan kurtardık. Şurada x vardı. En son dedik ki kalan 2 eksi kök 2 artı 2 eksi 1 çarpı x eşittir 2. Buradan da aslında x'i çektim. Ve sonunda yine bir eşlenek aldım. Yani matematik bilgisi az olan arkadaşlar soruda takılabilir ama şu ikisini kesinlikle bulmaları lazım. Takır. 311 metre uzunluğunda boş bir çıkmaz sokağın sadece bir yanı aşağıdaki özelliklere uyacak biçimde ve mümkün olan en çok sayıda özdeş evler inşa ediliyor. Evlerin her biri 8 metre genişliğindedir. Evlerin aralarında 3'er metre boşluk vardır. 8 metre, 3 metre boşluk, 8 metre. Sokaktaki ilk evin sokağın girişine olan uzaklığı 4 metredir. Şurada 4 metre. Sokağın girişinden başlayarak ilk 5 ev sırasıyla kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, mavi renk ile boyanıyor. Sıradaki diğer evler aynı düzenle boyanıyor. Ne yani? Kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, mavi. Böyle gidecek. Buna göre sokağa kaç tane beyaz boyalı ev inşa edilir? Sokağın boyu 311 metreydi. Şimdi kaç tane ev konulacağını bulacağız. Renkten önce bir renge girmeden. 311 metre, bir 4 metre de boşluğu. İlk başta şeyimiz var. Onu çıkaralım. 307 kaldı. 307'yi şöyle düşüneceğiz. 8 metre ev, 3 metre boşluk. Dolayısıyla 11 metrelik bir bütün gibi düşünelim. 11, 11, 11 gidiyor. Ama en sonda evi inşa ettikten sonra bir 3 metre boşluk bırakmaya gerek yok. En sona evi koyabiliyoruz. Yani direkt veya 1 metre, 2 metre boşluk kalabiliyor. Dolayısıyla evi inşa etmiş oluyoruz. 307'yi 11'e böldüğümüzde 87 oluyor. Tam 1 metrelik fark eksik kalıyor. Yani 88 olsa 28 tane bu şekilde ev konabilir. Biz bunu şöyle düşünebiliriz. Önce 27 taneden yapalım. 27 çarpı 11 ne oluyor? 297 oluyor. Yani 27 tane evi şöyle koyuyoruz. Sonra 10 metre daha boşluğumuz kalıyor. 10 metre boşluğumuz kaldığı için ben bir ev daha koyup daha sonra 2 metre boşluk bırakabilirim. 3 metre boşluk bırakamıyorum ama 2 metre boşluk bırakabiliyorum. Dolayısıyla o da 28. ev oluyor. Şurada buna dikkat edeceğiz. Bunu görmek tabi zor ama sınavda ilk başta 4'ü çıkarttık. Kalan üzerinden hesap yaptık. Şimdi düzenimiz neydi? Kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, mavi. Kaç tane beyaz boyalı vardı demiştim. Her beşlik seride 2 tane beyaz var. 5, 5, böyle gidiyor. 5. Beş, 5. 25 tane de 2 tane beyaz var. Şey, ikişer tane beyaz var. Toplam 10 tane var. Geldik sona. 3 tane daha evim var. Ama birincisi kırmızı, ikincisi kırmızı, üçüncüsü beyaz olacak. Dolayısıyla bir tane de buradan 11 tane toplam evim olacak. Şimdi sorunun cam bazlığı nerede? Sorunun cam bazlığı
Diyor ki evlerin aralarında 3'er metre boşluk vardır. Çok cinlik yapmış. Yani evlerin aralarında ben en son evi koyduktan sonra bir ev gelmediği için boşluk olmayabilir. Veya 2 metre boşlukta olabilir. Ama eğer 3 metre boşluk olduğunu hemen bir ev daha koyacağım. Yani sorunun hani mantığı bu. Burada bir işin kurnazlığı burada yatıyor yani. Ondan dolayı dedik ki biz 27 tane evi koyduk. 10 metrede boşluğumuz kaldı. Bu 10 metre ben bir ev daha koyabilirim. 8 metre genişliğinde. Ondan sonra da 2 metre boşluğum kalır dedik.